Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yeni bir Genç Bakış programından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bugün malumunuz üzere Sayın Bölge Başkanımız Bayram Kılıç abimiz bizlerle beraber olacak. Ona sorularımızı yönelteceğiz, cevaplar alacağız inşallah. Anılarını tazeleyeceğiz. Başkanıma ben öncelikle hepiniz adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Ali kardeşim. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Başkanım, bizler esasen sizleri tanıyoruz. Başkan olarak tanıyoruz. Siz kendinizden biraz, özgeçmişinizden, bizim Bayram abimizden bize bahsedebilir misiniz? Evet, müsaade ederseniz Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi takip eden kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayının rahmet bölümünü bitirdik. Mağfiret bölümünün de ikinci yarısındayız. İnşallah rahmet bölümünün, mağfiret bölümünden de istifade edenlerden, affedenlerden oluruz. Amin. Bayrama da günahlarından aranmış bir şekliyle dünyadaki sıkıntıların bitmesi için Rabbimize dua ederek inşallah kulluk görevimizi yerine getirmek üzere Ramazan-ı Şerif geçirmiş oluruz. İnşallah. Tabii burada ben sözlerime başlarken öncelikle İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Düzeldorf Bölgesi olarak bu Ramazan Şerif'te, Kur'an ayında, hayır ayında, iyilik ayında, rahmet ayında bizden önce bölgemizde hizmet yapan öncülerimize, önden gidenlerimize hayırla yad ediyorum. Başta bölgemizin kurucu başkanı Ahmet Yahşi rahmetullah. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Yine bölgemizde bizden önce görev yapmış Yaşar Erim Beyefendi. Kendisine sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Yine yakın zamanda bölgemizde çok büyük emeği olan Ömer Döngeloğlu hocamız Hakk'a yürüdü. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin ve sevenlerine de sabırlar diliyoruz. Hülasa, davamıza başta rahmetli hocamız olmak üzere davamıza hizmet eden, emeği geçen, ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize hayırla yad ediyoruz. Bu rahmet ayında Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Geride kalanlarımıza da inşallah sağlık, afiyet bir şekilde dünyadaki sıkıntılarda, dünyadaki imtihan sürecimizi en güzel şekilde geçirmeyi Rabbim nasip eylesin diye dua ediyorum. Amin. Ali kardeşim. Başkanım. Biz az önce sorumu tekrarlamak istiyorum başkanım. Bize biraz özgeçmişinizden bahsederseniz bizi mutlu edersiniz. Bayram Kılıç nerede doğdu, nerede büyüdü, hangi şartlar altında büyüdü, hangi görevleri yaptı? Bununla alakalı bize bir kısa bilgi verirseniz seviniriz. Tabii izleyicilerimizle de tabii şunu paylaşalım. Bu Genç Bakış, Allah razı olsun İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları, Düzeldorf bölgemizin bu kriz sürecinde ortaya koymuş olduğu, gençlere hizmet etmiş olduğu bir yayın programı YouTube üzerinden. Ben kendilerine emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Gençlik Başkanımız bu projeyi bize anlatınca tabii ki biz hemen seve seve yapılsın dedik. Ramazan öncesi haftalık iki kere yayın yapıldı. Bir Almanca, bir Türkçe sohbetlerle başladı. Gençlerimize hizmet noktasında ivedilikle bir hizmet yürüttünüz. Bu manada ben şahsınıza, ekibinize, kardeşlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Tabii ki hizmetleri küçümsememek lazım. Bana göre çok büyük bir hizmet verildi. En azından gençliğimizin haftada bir gün Almanca, bir gün de Türkçe olarak genç hocalarımızla beraber, bölgemizin genç hocalarıyla beraber gençlere hitap ettiniz. Bu konuda ben kendinize başta bir teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Dua ediyorum. Tabii ki Genç Bakış olunca bugün izleyicilerimize de birazcık sohbetten ziyade birazcık anladığım kadarıyla gençlerle takılacağız. Genç bir program olacak. Genç takılacağız. Biraz daha böyle benim beklediğimi dışına çıkacağız herhalde. Olsun, bugün gençlerle takılalım. Teşkilatımızla konuşacağız, sizi de tanıyacağız. Evet, gençlerle takılalım. 1969 Giresun doğumluyum. Gebze İmam Hatip Lisesi'nden terk ettim. Biz okumak üzere Gebze'ye gelmiştik. Daha sonra kader bizi Almanya'ya attı. 1991'de evlilik yoluyla Almanya'ya geldim. Teşkilatımızla da tabii teşkilatı biz tanıyorduk, biliyorduk. En azından sohbetler, daha doğrusu o günlerdeki çok büyük hatiplerimiz genelde Türkiye'ye de gelirdi. Ben Gebze Hatip'te okurken bizim Kur'an-ı Kerim hocamız vardı, Mehmet Demirci. Kendisi evet. Rizeliydi. O zamanlarki bizim hatiplerimizden Şevki Yılmaz'ın yakın akrabalarındandı. O bizi, Şevki Hoca geldiği zaman bizi sohbetlerine götürdü. Gebze'de salonlar dolar, sokaklara taşıdır yani. Bu söylediğim 83, 82, 83'lerde yani ihtilal sürecinde. Teşkilatımızda o gün itibariyle tanışmıştık, o zamanlar itibariyle, imam hatip yıllarımızdan.
Hatip Almanya marifetinizin de oradan geldiğini Almanya'ya geldiğimizde de teşkilatımız var mı diye sorduğumuzda teşkilatımızın olmadığını müşahede ettik olduğum şehirde. Ama kısa bir zaman sonra Allah razı olsun büyüklerimiz, Ürem Şahit'te oturuyorum. Ürem Şahit'te hemen Milli Görüş Teşkilatları kuruldu. Orada bir gençlik teşkilatımızda kısa bir göreve başladık. Ve bizim Almanya serüvenimiz bu şekilde başlamış oldu. Kısa bir süreliğine gelmiştik ama Cenab-ı Allah demek ki bizim de nasibimiz, hizmetimiz buralardaymış. Ürem Şahit'te oturuyorum. Bir firmada çalışıyorum. Evli. 4 tane çocuğumuz var. 2 tanesi evli, 2 tanesi bekar. Allah hamdolsun geldiğimizde teşkilatımıza teslim olduk. O gün itibariyle de, o gün bugündür teşkilatımızda çeşitli kademelerde, şubemizde gençliğinde, bölgemizin kurulduğunda Yaşar Erim Bey'in bölge gençlik başkanlığı sürecinde bölge icrasında görev yaptık. Akabinden genel merkezde, Yaşar Bey genel merkeze gidince genel merkezdeki görevlerimiz. Sonra Rem Şahit'te şube başkanlığı yaptık 2000'li yıllarda bir dönem. Akabinde genel merkeze, gençlik teşkilatımıza GOP başkanı olarak tayin edildim. Yaklaşık bir 5 yıl GOP başkanlığı yaptım. Akabinde 4,5 yıl gençlik teşkilatı teşkilatlanma başkanlığı yaptım. Ben usul ve prensip olarak enerjim, heyecanım neredeyse oraya kadar giderim. Ondan akabinde noktayı korum yani. Sonuçta öyle de bir usulümüz vardır. Ana teşkilatımızın teşkilatlanma başkanlığına geçtik. Orada da hem Sami Ganioğlu Bey ile hem de Murat İleri Hocam'la beraber görevlerimizi yapılırken 2013'ün 12. ayın 22'sinde İstanbul Milli Görüş Teşkilatları Düsseldorf Bölge Başkanlığı'na görevlendirildik. 6,5 yıla yakındır da bölgemizde Allah hamdolsun, Cenab-ı Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum. Allah Celle Celaluhu bize bu hayatımızda nimetleri bahşederken, bizlere böyle imkanlar sunarken, imtihan sürecine imkanlar da sundu. Böyle gençlerle beraber olma, özellikle Allah'tan korkan, imtihan sürecinde Allah'ın rızasını kazanmak için cihad eden, cehd eden bir toplumun içerisinde kendimizi bulduk. Ve burada Allah'a hamd ederek hem şube başkanlarımızla, hem BYK'mla, hem de kadınlar gençlik teşkilatımız, gençlerimizle beraber Düsseldorf bölgemizde 6,5 yıldır insanlığa hizmet etmenin aşkı, şevki içerisinde hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yani Allah kısacası razı olsun. Bizim hayatımız bu şekliydi. Ama benim hayat denince artık anladığım şu, özellikle gençlerin de, bizi takip eden genç kardeşlerimizin de kulağına küpe olmasını istiyorum. İki seçeneğimiz var. Birisi dünya, birisi ahiret. Yani iki evimiz var. Birisi dünya, birisi ahiret. Artık bize veyahut size veyahut gençlere dünya çok uzak. Evet. Ve ahiret çok yakın. Onun için ben bizi takip eden kardeşlerimize Allah'tan korkmaları, özellikle bu af ayında, bu mağfiret ayında, bu Kur'an ayında Allah Celle Celaluhu'ya daha çok yaklaşmamızı, özellikle Kur'an'la bizim rehberimizle daha çok haşır neşir olmaları, daha çok günlük böyle bir cüz, iki cüz böyle boş işlerle uğraşmaktansa ölüm çok yakın yani. Yani ölüm dendiği zaman işte belki bugün varız, yarınımız, belki bir saat sonramız yok. Bu manada ki gençlerimize tavsiyemiz, imtihan sürecinde Allah Celle Celaluhu her önüne koymuş olduğunuz imkanı, imtihan sürecindeki imkanı fırsata çevirmek için gayret edilsin. Özellikle genç kardeşlerimiz teşkilatımızda görev alma noktasında, görev verildiği zaman görevleri küçümsememesi lazım. Belki bizim bugün küçümsediğimiz en küçük şey belki bizim ahirette kurtuluşumuza vesile olacaktır. Bizim toplumumuzda Allah razı olsun çok sıradanlaşmış. Evet. Yani biri size Allah razı olsun dediği zaman adam dönüp bakıyor. Ya Allah'ın razı olduğu bir kul için daha bundan büyük bir imkan olabilir mi? Allah senden razı olmuş. Elhamdülillah diyeceksin. Biz böyle küçük şeyleri küçümsemeyeceğiz. Evet. Bizim de hayatımız bu şekilde devam ediyor. Ben tabii ki bu hizmetleri yaparken biraz önce saydım. Kardeşlerimize teşekkür ederken Rabbimize de çok hamd ediyorum. Çok şükrediyorum. Allah Celle Celaluhu bizi imtihan sürecimizde böyle imtihanı kazanmak için de imkan verdiği için çok şükrediyorum. Ve bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz belki hırstan zannediyor ama Allah biliyor. Bizim bu cehdimiz, bu imkanları fırsata çevirmemiz sadece Allah'ın rızasını kazanmak için. Yoksa başka hiçbir beklentimiz yok. Genç kardeşlerimize de özellikle bu manadaki tavsiyelerimiz Allah'ın rızasını kazanmak için gece gündüz Ali kardeşim gayret edin.
bu yayın belki şu an sizin için ya işte çok ufaktır falan ama bana göre çok büyük hizmet yapıyorsunuz. İnşallah. Bu en büyük cihat ibadetini yaptınız. Yani insanların evine kapandığı, insanların nefes alamadığı, insanların ne yapacağım dediği anda insanların imdadına yetişerek haftada bir gün Türkçe, bir gün Almanca. Tabi bu arada biz normal şartlarda bu yayınımız sürekli olacaktı ama evet. Genel merkezimizin de, Camia TV'mizin de gerçekten yayına hızlı bir şekilde girişi ve özellikle bizim kitlemize, insanlığa da çok güzel ihtiyaca göre bir hizmet evet. ortaya koyması, bir yayın politikası izlemesi bizim bu yayınımızı genel merkeze de yakın olmamız hasebiyle tabii bizi birazcık bir adım geriye attı. Bu da iyi oldu. En azından bu Ramazan-ı Şerif'te bir dinlenmiş olduk ama gözüken şu ki artık biz bu gençlerle, bu ekiple beraber bu işi profesyonelleştireceğiz gibi gözüküyor. İnşallah başkanım. Kardeşim, yoksa devam edelim. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Ben de tabii ki şu aşamaya kadar birkaç sorumuzu birden aslında cevaplandırmış oldunuz. Yani tamamıyla işte teşkilatımızla nasıl tanıştınız diye bir sorumuz vardı. Bunu yanıtlamış oldunuz esasen. Ben şöyle devam edeyim o zaman. Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi Ramazan'ı bizim fırsata çevirmemiz için aslında çok güzel bir ortamımız var. İçinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla işte korona sürecinden dolayı zaten insanların hiç olmadığı kadar evlerine kapandığı bir dönem içerisindeyiz. Bu süreci siz nasıl geçiriyorsunuz? Teşkilat çalışmaları haliyle camilerde artık yapılamıyor. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi Allah razı olsun. Tabii ki bu süreç bizi daha çok çalışmamızı önümüze koydu. Bu manada biz sistemli bir teşkilatız. Yani sonuçta bizi takip edenler belki teşkilatın içerisinde ama yine de bir hatırlatma bağımında olsun. Bu krizin ilk günleri itibariyle biz hemen 13 Mart'ta camilerimiz kısmen cuma ara verildi. Camilerimiz hemen hemen kapatıldı. Hani kapattık daha doğrusu. Ama akabinde biz hemen 19 veyahut 20 Mart'ta bir yönetim kurulu toplantısı yaparak hem genel merkezimizle istişare yaparak bir acil eylem planımızı ortaya koyduk. Evet. Birincisi insanların bu süreç uzun sürebileceği itibası birçok kardeşimiz ortaya koydu. Burada manevi rehberlik, İsmail Tüzen Hocam'ın başkanlığında bir komisyon oluşturarak manevi rehberlik çalışmasını ortaya koyduk. Bununla ilgili bir afiş hemen paylaştık. Hemen akabinde yine bu süreçte resmi makamlarla şubelerimizin işlerini takip edecek, insanımızın işlerini takip edecek KİP başkanlığımız, Mehmet Kurulay kardeşimizin başkanlığına da bir resmi kurumlarla itibatımızı resmi danışmanlık olarak ortaya koyduk. Ona da bir afişledik. Yine bu sürecin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak Mali İşler Başkanlığımızın uhdesinde de bir mali danışmanlık şubelerimize bir mali danışmanlık ortaya koyarak bu çalışmamızı ortaya koyduk. Akabinde genel merkezimizle bir gönül köprüsü projesiyle beraber bütün üyelerimizin aranmasını istedi. Şahsen biz bölgemizde 4. ayın ilk haftası veyahut da Mart'ın son haftası itibariyle 15 Nisan'a kadar takriben, yani geçen hafta itibariyle bana verilen rakam 18 binler civarındaydı. Şu an itibariyle de 22 bin civarında insanımıza biz tek böyle birebir telefonla arayarak sistemli bir şekilde işte biz bölge olarak kendi Beyakam'ı, Beyakam'daki kardeşlerim sorumlu olduğu şubelerin şeyakalarını, sorumlu olduğumuz şeyakalar üyeleri arayarak üyelerimizden de rica ettik. Siz de yakın komşularınızı arayarak, işte bu Alman olur, İtalyan olur, bu ülkede beraber yaşadığımız ülkenin insanları da olabilir. Bunlar arayarak herhangi bir ihtiyacı var mı? Biz burada bir gönül köprüsü oluşturduk. Bizim şu an gençlerimiz var. Mobilize edebileceğimiz, sizlere yardım götürebilecek, sizlere hizmet sunabilecek dediğimiz bunları da afişleyerek her şubemizde hem Almanca hem Türkçe olarak insanımızın hizmetine sunduk. Ve Allah biliyor belki camilerimiz açık olduğu süreçten daha çok bir yüksek tempoda hem Beyakam hem şube başkanlarım hem üyelerimiz çalıştık. Sadece bizim burada eksik olan şu oldu. Cemaatle namaz kılamadık. Camilerimize evet. gidemedik ama biz bütün hizmetlerimizi online olarak
eğitimimizde bir aksama olmadı. Belki bir hafta, bir buçuk hafta gibi eğitim ara verdik. Hafızlık kurumumuzda aksama olmadı. Gençlik teşkilatımızda, kadınlar teşkilatımızda, kadınlar gençlik teşkilatımızın hizmetlerinde, çalışma takvimimizde yer alan 2020 sadece genişletilmiş üyeler toplantılarımız yapılamadı. Bunun dışında bütün hizmetlerimizi biz hızlı bir şekilde online üzerinden ev sohbetlerimizi, ihsan sohbetlerimizi, özellikle gençlik teşkilatımızın birkaç programlarında biz insanlarımızı online olarak takip ettik. Bu süreçte şunu gördük bizde, sistemli olmanın, teşkilat olmanın, cemaat olmanın, kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Elhamdülillah. Bununla beraber biz bölgemizde hem ihtiyaç sahiplerini belirleyerek ihtiyaçları giderme noktasında ben şube başkanlarıma bir kez daha sizin aracılığınızda teşekkür ediyorum. Evet. Gençlik teşkilatımızın gönül erlerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Biz de sosyal medya üzerinden takip ettik. Birçok kapıları çaldılar. Birçok ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderdiler. Yine şubelerimiz acilen ihtiyacı olan yerde ihtiyaçları giderdiler. Yine kadınlar teşkilatımız resmi kurumlarla beraber çalışarak bu süreçte örneğin birçok hastaneyi biz ziyaret ettirdik kardeşlerimize. Birçok hastaneye İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları A, B, C fark etmiyor isimlerini saymayayım. Evet. İşte Krefer Şubesi, Hokfer Şubesi, Remşahi Şubesi gibi, Mevlana Şubemiz gibi şubelerimiz birer küçük de hediye ile beraber hastanelere giderek bir teşekkür, sağlık ordusuna bir teşekkür ettik. Bu süreçte yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok büyük hizmetleriniz var dedik. Yine kadınlar teşkilatımız bu süre içerisinde resmi kurumlarla görüşerek ihtiyaca binaen bildiğim veyahut da şu an hafızamda olan Mevlana Camimiz, Münçin Gladbach, Remşahit hem hastanelere hem de resmi kurumlara 500, 1000, 1500, 2000 maske dikerek yani bu süreçte katkı sağladılar. Yani biz durmadık. Yani bu manada teşkilatımız durmadı. Elhamdülillah. Başta da söyledim. Allah Celle Celaluhu bize böyle bir imkan verdi. Zaten özellikle sizin, bizim Müslümanların da bu tür süreçleri çok iyi değerlendirerek bunu bizim menfi gördüğümüz bir hususu iyiye çevirerek, hizmet noktasında da insanları pozitif etkileyerek, yani bizim bunu bilerek söylüyorum. Evet. Özellikle Milli Görüş Teşkilatımızın hem idarecileri, hem mensupları, hem hocaları çok pozitif bir enerjiyle özellikle hem çevremize hem kendi cemaatimize pozitif bir etkiyle bu kriz sürecinde özellikle manevi desteklerle insanların psikolojisinin bozulduğu, insanların bunalıma girdiği bir süreçte elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah. Özellikle hem cemaatimiz hem bize yakın olan hem de bizi takip eden insanlar hem genel merkezimizin projesi hem şubelerimizin hem de bölgemizin yakinen takip ettiği birkaç projeyle beraber bu sürecin artık sonuna geldik diyebiliriz. Çünkü bugün itibariyle kısmen de olsa bir gevşeme oldu. Camilerimiz 3 vakitte açıldı. Bununla ilgili de inşallah süreç içerisinde bundan sonraki süreçte tekrar söz verirseniz değerlendirmek isteriz. Arkadaşlar başkanımızın bugün ikinci yayını. Bugün bizden önce iftardan önce Kanal Avrupa'da yine iftara doğru programında çalışmalarımızla alakalı bilgiler verdiler. Bugün başkanımızı biz de çok görmeyeceğiz. İnşallah başkanım müsaadenizle biz her programımızda chatten bizleri izleyen, selam yazan arkadaşlarımızın selamlarını alıyoruz. Onlara muhabbetlerimizi iletiyoruz. Şöyle chatlerimize bakalım. Arkadaşlar kimler izliyor bizi? Bir görelim inşallah. Osman Ayan kardeşimiz Allah razı olsun her zaman olduğu gibi takipte sağ olsun. Başkanımıza selamlar. Başkanım bu arada ses problemimizi çözdük. En yakın zamanda sizi davet edeceğiz Allah nasip ederse. Evet, Mustafa Muhammed maşallah başkanım demiş. Evet, Kemal Vatanel selamünaleyküm demiş. Muhammed Demirtaş, heyecanla beklediğimiz bölge başkanımız canlı yayınımız başladı. İyi seyirler demiş. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Evet, Kerim Gümüş başkanım Allah razı olsun, hayırlı yayınlar demiş. Yusuf Çubuk, geçen hafta hediyemizi kazanan kardeşimiz değil mi? Yusuf Çubuk kardeşim ben CD söz vermiştim sana. Hakkını helal et. Unuttum. Allah nasip ederse adresini arkadaşlarımız biliyorlar. Ben adresine bizzat postayla göndereceğim yahut bir şekilde sana ulaştıracağım Allah nasip ederse. Mehmet Ali Sevimli başkanımıza kucak dolusu selamlar demişler başkanım. Hadi Bektaş Köroğlu abimiz hayırlı yayınlar demiş. Bektaş abimiz de takip ediyor.
Hamza Koç Yiğit, başkanım ellerinizden öperim demiş. İsmail Tüzen hocamız, bölge başkanımız Bayram Bey'e ve orada bulunan yayın ekibine selamlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey kardeşim demiş. Sağ olun İsmail hocam. Sizlerin de programı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim hayırlı hizmetler, hayırlı bilgiler inşallah vermeyi nasip eylesin bu ekranlardan. Allah nasip ederse. Furkan kardeşimiz Marxloh Gençlik Teşkilatı. Kerem Marxloh Gençlik Teşkilatı. Yine Saltun Ay. Evet. Selamünaleyküm başkanım. Hayırlı programlar diliyorum. Duisburg Vanheim Eğitim ve Kültür Merkezi Salim Ermiş. Bu arada değerli arkadaşlar başkanımıza soruları olanlar chat bölümünden istirham ediyoruz. Bizlere sorularını yöneltebilirler. Bizler de aynı şekilde başkanımıza inşallah sorularınızı iletmiş olacağız. Her türlü sorunuz olabilir. Şahsıyla alakalı başkanım bugün gençlik programına katıldı. Biz Bayram abimizi tanıyacağız. Bundan mütevellit kendisine her türlü şahsıyla alakalı ve teşkilatımızla alakalı her türlü soruyu sorabiliyorlar değil mi başkanım? Tabii müsaadeyi tabii. Aldık sizden. Bu bölüm itibariyle her şey serbest yani. Bu Allah bir girişken yaptık. İnşallah. Evet Mustafa Al süper demiş. Allah razı olsun. Furkan Bayram, Wuppertal Yunus Emre gençliğinden selamlar demiş. Vahdettin Bayram, evet kardeşler. Başkanım saygılar demiş. Vahdettin kardeşimiz de BYK'mızda görev yapıyor. Tezcan Altun, selamünaleyküm Ali kardeşim. Hayırlı programlar. Başkanımıza da selamlar demiş. Aleykümselam. Yücel Ersoy, Düsseldorf Bölgesi TV ilk adımı hayırlı olsun. Rabbim bereketlendirsin inşallah. Evet bizim bu anlamda gençlik teşkilatı olarak kesinlikle bölge teşkilatımıza, bölgemize hem burada başkanımıza hem de ATM'imize teşekkürlü bir borç biliyorum ben. Çünkü buradaki imkanlar kesinlikle onların çok büyük destekleriyle, özverileriyle gerçekleşti. Bizim kesinlikle bir dediğimizi iki etmeden her türlü teknik ekipmanımızı anında bize temin ettiler. Bundan dolayı ben bütün genç kardeşlerim, teknik masada bulunan bütün kardeşlerim adına, gençlik teşkilatımız adına ben başkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun başkanım. Emrullah Yayla Felbert'ten selam ve muhabbetlerini iletmiş. Barış Hastürk, Remşahit Gençlik Başkanımız. Başkanım saygılar, Ali kardeşim başarılar demiş. Evet, biraz daha okuyalım mı yoksa devam edelim muhabbete değil mi? Evet başkanım, şimdi siz genel merkezde uzun süreler GOP'ta ve teşkilatlanmada görev yaptınız. Yaptığınız o dönemlerden esasen biz birkaç anınızı rica edeceğiz sizden. Böyle hatıranızı yokladığınız zaman hatırınıza ilk gelen, çünkü GOP malumunuz organizasyon olarak bizim teşkilatımızda büyük organizasyonlarda önemli bir birim, önemli bir görevi üstleniyor. Siz de bu birimde görev yaptınız. Bununla alakalı bir anınızı bizle paylaşabilir misiniz? Vallahi şimdi GOP'ta anamız çok. Yani sonuçta bizim bölge BYK'mızda görev yapan Semih Habeş abimiz var. Onun sizden ne öğrenmesi gerekiyor bu anlamda? O da bizi izliyordur mutlaka. Evet arkadaşlar, tabii ki GOP birimimiz oluştuğu zaman da yine burada kulaklarını çın ederim. Yaşar Erim Bey Genel Merkezde İdare İşleri Başkanıydı. Gençlik Teşkilatımızda. Dediler böyle bir birim oluşacak. İşte görev alır mısınız? O gün, o günlerde bizim Wuppertal Cemiyet Başkanımız Türkcan Soysal abi var. Evet, selamlar olsun. Belçika'dan Yılmaz kardeşimiz vardı. Hessen'den bir kardeşimiz vardı. Daha doğrusu geniş bir kitleyle işte ne yapalım, ne edelim? Yani bu böyle bir başlangıç oldu. Tabii biz buradaki sadece ben gençlere GOP'la ilgili bir anıdan ziyade şunu hatırlatayım. O tarihlerde teşkilatımızın çok programları vardı. Sonuçta evet. Her yıl 4 tane, 5 tane büyük programımız oluyordu. Tabii bugünkü gibi değildi. Şartlar o günlerde biraz daha farklıydı. Ama bizim o zamanlardaki işte edindiğimiz tecrübe bizim hem teşkilatta aktif olmamıza, hem teşkilatta görev bilinci olmamızda, hem de gerçekten bu işin bir ibadet şuuruyla, sadece ibadet namazda değil, bir kapıda beklemenin de ibadet olduğunu biz o zamanlar öğrendik. Yani sonuçta hiç unutmuyorum, bir stadyumda bir genel kurul yapıyoruz. Hatırladığım kadarıyla Dortmund olacak. Evet. Böyle yağmurlu bir hava, Allah rahmet eylesin. O zamanlar gelen Hasan Celal Güzel Bey gelmişti hatırladığım kadarıyla.
büyük bir program. Bir gence görev verdim. Ben de salon sorumlusuyum. Yani o şeyin içerisindeki komple salonun sorumlusuyum. Bir gence görev verdim. Dedim sen burada duracaksın. Buradan hiç ayrılmayacaksın. Tabii biz bunları şimdi kısa geçiyorum. Bu eğitimlerde bunun ibadet evet. olduğunu, işte buraların terk edilmeyeceğini, Uhud Tepesi'nin terk edilmeyeceğini biz bunları zaman zaman böyle anlatırdık. Bu genç akşam oldu, halen bekliyor. Normalde de her iki saatte bir görevleri değişiyor. Bu genci unutmuşuz. 10 saat, 10 saat o gencimiz orada yemeden, içmeden böyle bir ibadet şeklinde durmuş. Sordum, dedi ki başkanım ben bugün hep buradaydım, hiçbir yere gitmedim. Ama şu an karnım çok aç, bir su getirir misiniz? Yani beni çok etkileyen, bir yaşı da genç bir kardeşimizdi. Yani o zamanlar bizden gençti. Böyle çoktur yani sonuçta. Ama bizim hayatımıza teşkilat yön verdi. Sonuçta evet. bu teşkilatta bizim birçok sosyal hayatta da veyahut da hayatımızda, iş hayatımızda olsun, sosyal hayatımızda olsun, aile hayatımızda olsun birçok bizim gelişmemize, dünyaya bakışımıza GOP birimiyle alakalı bize bir gelişme oldu diyebilirim. Sonuçta belki şu anki gençler GOP deyince bir hizmet veyahut da bir işte bir yerde bekliyoruz değil. Orada sabrı öğreniyorsun, orada durmayı öğreniyorsun, orada insanlarla nasıl karşılaşacağını, insanlara nasıl davranacağını öğreniyorsun. Özellikle bir ibadet olduğunu anlıyorsun. Böyle GOP'ta çok güzel anılarımız oldu. Çok böyle yani bir iki tane değil. Yani o zamanlar büyük hatipler gelirdi, büyük programlar olurdu. Herkes koşardı. Ha şu an yine var. Allah'a hamdolsun şu an biz bu programlar yine yapılıyor. Ama tabii eskisi gibi böyle biraz daha şu an teşkilatımız asıl yapması gereken şu an yapılıyor. Hani şu an bugünler o şartlarda onlar yapılması gerekiyordu. O hizmetler görülmesi gerekiyordu. Ama şu an müsaadeniz var mı bilmiyorum vaktiniz ne kadar. Başkanım. Ama şu anki bizim yapmış olduğumuz aslında biraz daha eğitime, biraz daha emri bir maruf, nehyanil münker, biraz daha gençlik çalışmalarımıza daha önem, daha ehemmiyet. O günlerde de tabii ki önemliydi ama o günlerde bu kadar daha mesela bizim bir kurumsallaşma, eğitimin kurumsallaşması diye böyle çok büyük gündemimizde yoktu. Ama şu an bizim gündemimizde eğitimin kurumsallaşması var. Mesela biz şu an bölgemizde 3 şehirde görüşüyoruz. Hani belki koronavirüs meselesi olmasaydı biz 2 şehirde kindergarten'ımızı inşallah 9. ayda açacaktık. Mesela şu an bizim bir anaokulu, ilkokul, lise, hafızlık kurumumuz, İslami İlimler, İdari Akademisyen. Bu şekil bizim planlarımız, projelerimiz olduğu için biz biraz daha eğitim ağırlıklı, biraz daha insana yatırım, biraz daha gerçekten artık bizim burada kalıcı olduğumuzu, bizim bir medeniyet iddiamızın olduğunu, bu medeniyet iddiamızın da kaliteli ve kalifeli elemanlarla ortada bir gerçek olarak yüzleştiğimizde artık bizim biraz daha eğitime yönelik, biraz daha insana yatırım yapma yönünde bir teşkilatımızda bir son yıllarda gelişme var. Bu manada da biz özellikle bölgemizdeki eğitimle ilgili de bir küçük değinmek isterim. Yaklaşık baktığımızda belki dinleyen kardeşlerimiz ya işte bu kadar var mıdır? Şu an bizim bölgemizde 5340 tane öğrencimiz var. Elhamdülillah. İslam İlimleri Hafızlık Kurumumuzla beraber 5340 öğrenci hafta içi, hafta sonu geliyor bizim camilerimizde ders alıyor. Mesela ben 5 yıl önce Hafızlık Kurumu ile alakalı Genel Merkez İrşat Başkanlığımız bana işte bir Hafızlık Kurumu açman lazım dediğinde ben ya olmaz ya kendi iç dünyamda da böyle bir düşündüm ya nasıl olacak hafızlık ya? Almanya'da hafızlık olur mu diye düşünüyordum. Ama elhamdülillah, Cenab-ı Allah hamdolsun biz başladık. Ve şu an geçen yıl itibariyle 11. ayın 9'unda ilk 4 tane hafızımızın tacını giyindirdik. Ve bu hafızlarımız da böyle sıradan bir şey değil. Yine yakından takip ediyoruz. Bu süreçte de günlük 5 sayfa veren bir öğrencimizin 10 sayfa verdiğini, günlük 7 sayfa veren öğrencimizin arttırdığını ve bu süreçte de bu hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yürüdüğünü takip ediyoruz. Bu manada bizim bu kadar öğrenci, mesela bu bölge merkezimizde bizim İslami ilimler öğrencimiz, sadece İslami ilimlere gelen 5 tane hanım kardeşlerimize yönelik İslami ilimlerimiz var. 2 tane Hilal Gençliği'ye yönelik hizmetlerimiz var. Yine
gençlerimize yönelik, erkek gençlerimize yönelik İslami ilimlerimiz var, üst sınıf. Biz Allah nasip ederse bu çalışmalarımızı, eğitim çalışmalarımızı biraz daha etkinleştirerek, biraz daha kaliteyi artırarak inşallah Allah nasip ederse bu teşkilatın geleceğini, gelecek nesilleri eğitimli, bilinçli, şuurlu, ne yaptığını bilen ve bir medeniyet iddiası olduğunu bilen gençlerin yetişmesi için gayret içerisindeyiz. Bugün gençlerimiz, buraya gelen gençlerimiz, bilmiyorum vaktiniz varsa bu gençlerimizle de bir hafta sonu gelin, bir çekim yapın. Zaman içerisinde de yayınlayın. Özellikle hem hafızlık kurumumuzdan hem de İslami ilimlerden. İslami ilimler bizi sadece bölgemizde bir yerde yapmadık. İslami ilimlerimizi biz Mönchengladbach şehrinde yaptık, Krefeld'de yaptık, Wuppertal'da yaptık, Hilal Gençliği Remscheid'de yaptık ve bölgemizi dört merkezde hem katılımda kolay olması babında bunları yine de yaygınlaştıracağız. Belki önümüzdeki süreç içerisinde Allah nasip ederse belki teşkilatımız her şehirde bir İslami ilimler. Yani İslami ilimler de belli bir yaştan sonra, mesela bizde eğitim 3-6 yaşta başlıyor. 3 yaşında bizim şu an benim bölgemizde 27 tane teşkilatımız, camimiz var. Şu an 24 tanesinde cuma kılınıyor. 2 tanesi lokal olarak hizmet yürütüyor. Ve bu 24 tane şubemizde ana sınıfımız var. Ve şu an yedekte bekleyen bir sürü öğrencimiz var. Yine hakeza insanlar beni arıyor. Başkanım, işte ben gittim Hochfeld, Hacı Bayram'a gittim. Çocuğumu gayet ettirmek istiyorum. Gayet etmiyorlar. İşte bize yardımcı olabilir misin? Babında. Ama şu an bir teveccüh var. Biz de eğitimi gerçekten İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatı olarak kaliteli eğitim yaptırıyoruz. Sınıf sistemi, müfredat, yani ciddi manada ele aldığımızda altyapısıyla, eğitimcisiyle, hocasıyla Türkiye'mizde veyahut da birçok ülkede yapılan milli eğitimi veyahut da İmam Hatipler'in yapmış olduğu eğitimi veyahut da resmi kurumların yapmış olduğu ana sınıfı sistemin aynısını biz burada işletiyoruz. Ve bizim ana sınıflarımız profesyonel. Burada ana okullarında eğitim yapan hanım kızlarımız veyahut da hanım kardeşlerimiz burada eğitimcilik yapıyor. Eşim bir tanesi. Öyle mi? Metman şubesinde, evet. Benim eşim de anaokul öğretmeni. Metman şubemizde şu anda eğitim veriyor. Tabii ki camilerimiz şu anda kapalı olduğu için eğitim bir süre ara verildi. Fakat benim eşim de bu görevi yapıyor bahsettiğiniz gibi ve dediğiniz gibi başkanım, her noktada altyapısı falan tamamıyla ciddi manada eksiksiz bir şekilde bütün ihtiyaçlar tamamlanıyor, gideriliyor. Başkanım, ben siz genel tabii merkezdeki... ben böyle söz alınca uzun oluyor ama siz arada girebilirsiniz, yani onu da söyleyeyim yani. Tabii siz bölge başkanı olduğunuz için çok rahat ol. Tabii biz her zaman böyle bir imkan olmayabilir. Hani imkan bulmuşken bir takım hizmetlerimizi, gerçi bizi takip edenler veyahut da bizim takipçilerimiz mutlaka biliyordur ama tekrar etmekte fayda var. Sizin aracılığınızla da bugün bu hizmetlerimizi dinleyen kardeşlerimizin bu hizmetleri duyurmalarını komşularına, arkadaşlarına, resmi kurumlara, özellikle bizim manevi boyuttaki çalışmalarımızı etkin bir şekilde genel merkezin, mesela genel merkezimiz eğitim dediğin zaman genel merkezin eğitimini 8-10 saat konuşmamız lazım. Evet. Yani şimdi oralara girersek içinden çıkamayız. Yani ilk anaokulundan, ilkokulundan, lisesinden, üniversitesinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hizmet yürüten ve baktığımızda Türkiye başta olmak üzere Bosna Hersek kaç tane üniversiteyle anlaşma ortak protokol imzalar. Şu an biz burada yetişen gençlerimizin de oralarda eğitimini almasına katkı sağlayan bir yapının içerisindeyiz. Buradan hani salonlardan biz bu tarafa geçiş oldu. O günlerdeki şartlar salonlarda program yapmamızı gerektiriyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada bizim eğitime daha çok önem vermemiz genelden yerelde. Yani şu an biz yerel çalışıyoruz. Bu yerel çalışmamızı belki bugün küçümsenebilir veyahut azımsanabilir. Ama ben inanıyorum ki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu genelde gözükecektir. İnşallah. Yerel çalışmamız genelde gözükecektir. Çünkü İnşallah. Biz ne diyoruz? Bir yılı düşünüyorsan, iki yılı düşünüyorsan biz bir yılı değil, biz 100 yılı, 10 yılı düşünerek insan yetiştiriyoruz. Yani 1 yılı düşünenler tohum ekiyor. Evet. 10 yılı düşünenler ağaç dikiyor. Öyle demiş atalarımız. 10-20 yılı, 30 yılı geleceğe düşünenler insan yetiştirsin. Biz hem tohum ekiyoruz, hem ağaç dikiyoruz,
Hem de insan yetiştiriyoruz bu manada. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları bunun üçünü de yapıyor. Bizim cemaatimizde, bizim gençlerimizde böyle günlük gelenler vardır. İşte geçerken uğramıştır ama biz ona mutlaka lokallerimizde boş bırakmamıştırız. Evet. O kardeşimize bir hoşbeş yapmıştırız, bir yakinen ilgilenmiştiriz. O bir tohumdur yani sonuçta ama o bitecektir. İşte böyle arada gidip gelenler vardır. Ama bizim özellikle sürekli gençlerimiz vardır. Sürekli gelen gençlerimiz vardır. Mesela ben şu an bölge icramda, bölge yönetim kurumundaki çalışan kardeşlerimizin belki bizden öncekilerin emeği üzerinde çoktur. Mesela evet. bir gençlik başkanımız Muhittin kardeşimizin üzerinde belki Mönchengladbach'taki büyüklerimizin emeği çoktur. Ama ne zaman gördüler bunu? Muhittin kardeşimizin teşkilatımızda işte gençlik başkanlığı, bölge yönetim kuruluna da daha önce benim bölge yönetim ilk bölgeye geldiğimde Muhittin kardeşim benim tanıtma kip başkanımdı. Evet. Bunları gördüler. İşte mesela örneğin bir bölge sekreterimiz, Bektaş kardeşimiz belki üzerinde çok durulmadı ama gerçekten ciddi manada bugün semeresini gördüler. Yine Vahdettin kardeşimiz, yani Mustafa Al kardeşimiz, yani bunlar bizim teşkilatımızda yetişen genç kardeşlerimiz. Tohumdan yetişen. Ve tabii bunlar tohumdan yetişen. Bunlara baktığımızda bugün belki kısa vadeli, işte bunların üzerine yatırım yapılıyor diye deniyor ama mesela rejide olan Abdullah kardeşim, bir de benim de. Böyle göz bebeğim gibi baktığım bir kardeşim daha var. Nereden? Gel bakalım bir gel. Bizim İbrahim. Gel bakalım bir. İbrahim Gökbak. Çaycılıkla başladı. Evet. Mehmet Akif'i de 2 haftadır burada başkanım çaycı olarak başlattık. Tohumdan yetişiyor. Evet. Gel Allah bakalım. Razı olsun. Mehmet Akif aynı evet, zamanda da getirmiş. Gençlik başkanımızın biricik evladı. Kardeşimiz 2 haftadır burada sağ olsun bize çay hizmetlerini. Şu kameraya geçebiliyor muyuz bir? Tam nur cemalini herkes görsün. Kardeşimiz bizim çaycımız, canımız ciğerimiz Mehmet Akif bundan sonra bizim canlı yayınlarımızın şimdi, çay sorumlusu. Öyle şimdi Ali kardeşim çay deyip gelip geçme. Çaycılık çok önemli. Kesinlikle. Ben şahsen evet. şunu söylerim. Ben Remşahit'te camimiz, benim evim çok yakında. Rahmetli Sefer hocamızı da rahmetle analım. Sefer hocamız hep bize tavsiye ederdi. Gençler eviniz camiye yakın olsun. Siz teşkilatta aktifsiniz. Çocuklarınız camiye yürüyerek gidip gelebilsinler. Evet. Cami çevresinden eşi dost olsun derdi. Biz de onun tavsiyelerine uyarak camiye çok yakındı benim evim. Camimizde tabii ki şu an cemaatimiz çok kalabalık. Bu benim söylediğim 93-94'tür. Böyle insanların çok gelip gitmediği veyahut da insanların hizmet noktasında biraz geride durduğu zamandı. Ben orada uzun bir süre çaycılık da yaptım. Yani elhamdülillah yani çaycılık yaparken yani gider oranın çayını, temizliğini yapardık. Bana göre en bereketli, en güzel hizmetlerimiz o yıllarda. Yani sonuçta biz bölgeye geldiğimizde biz buraya işte bölgeye yukarıdan aşağı gelmedik. Allah'a hamdolsun yani bu manada ama ben nefsime söylüyorum. En güzel zevk aldığımız, en heyecanlı ve Allah Celle Celaluhu'nun bizim sevabımızın arttırdığını, Allah'tan sevabını bekleyerek yaptığımız evet. o günkü hizmetlerimiz bana göre daha güzeldi. Çaycılık, temizlik, evet. gençleri bir yere arabayla taşımak, gençlerin arabası olmadığı zaman gençleri bir yere götürmek, işte konferansa koşmak, merkeze gitmek, toplantıya gitmek bizi daha çok heyecanlandırıyordu. Yani en büyük güzeldi. Onun için Mehmet Akif de çaycılıkla başlamışsa ben tebrik ediyorum. Mehmet Akif'in de inşallah geleceği parlaktır. O nefsini ayağının altına almış. Önce nefis müzalesi yapıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı, bereketli ömürler versin. Rabbim hizmetlerine daim etsin inşallah. Başkanım siz genel merkezimizde az önce ifade etmiş olduğumuz gibi uzun yıllar hizmet yaptınız ve merkezimizin yakın olması hasebiyle zaten bölgemizin hakim olduğu bir nokta. Benim şöyle bir merakım var. İşte biz hep bahsederken bölgemizin çalışmalarından falan bahsediyoruz. Siz bu noktada genel merkezde görev yapmanız hasebiyle diğer bölgelerin de çalışmalarına hakimsiniz biliyorsunuz. Diğer bölgelerde görmüş olduğunuz bir hizmet, bir çalışmayı ya bunu ben kendi bölgemde de yapsam, bu noktada bir başarı sağlasam diye ümit ettiğiniz, hayata geçiremediğiniz ya da böyle arzu edip geçirdiğiniz herhangi bir proje var mı? Var. Allah razı olsun. Bu iyi bir yerden yakaladınız. Sonuçta, hep artılarımızı yani, konuşuyoruz biraz. Yani, o iyi bir yerden yakaladınız. Tabii ki Avrupa'yı Allah Celle Celaluhu nasip etti. Teşkilatımızın çalışmalarını takip ederken genel merkez hem gençlik hem teşkilatlarına başkanlığımızda birçok şehirlerde birçok şubelerimize gittik. Özellikle teşkilatlarımızın, bizim teşkilatımız bir sistem teşkilatı. Yani bunu söyleyeyim, kurumsallaşmada
90'lı yılların ikinci yarısı itibariyle teşkilatlarımız hızlı bir kurumsallaşmaya gitti. Diğer bölgelerimizdeki çalışmalarımız, bizim çalışma takvimimiz var. Bizim usul prensiplerimiz var, temel esaslarımız var. Genel merkezimiz, bölge, sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Diğer bölgelerdeki çalışmalar 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü biz İslami bir teşkilatız, evet. İslami bir cemaatiz. 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Ama tabii ki benim de diğer bölgelere gıpta ettiğim bölgeler var. Sonuçta buradan belki bölge başkanlarımız bugün dinlemese de yarın takip edip dinleyeceklerdir. Mesela örneğin ben Düsseldorf bölgemizde bütün hizmetlerin çok iyi yürüdüğüne inanıyorum. Ve Düsseldorf bölgemiz bugün değil, dün de, bizden önce de Avrupa'da lokomotif bir bölgelerden birisiydi. Yani sonuçta baktığımızda hem insan gücü, hem organize gücü, hem nüfus olarak insanların yoğun yaşadığı, bir de şubelerin birbirine çok yakın olduğu, çok hızlı mobilize olabilen bir bölge, aktif bir bölge, heyecanlı bir bölge, insanlarımız heyecanlı. Özellikle Anadolu'dan gelen insanlar temel esaslarından kopmamış. Kimin kapısını çalsan bu manada bize destek veriyor, dua ediyor. Tabii ki ben de arzu ediyordum, Allah biliyor, bir bölge merkezimiz olsun. Mesela ben gidiyorum diğer bölgelere gittiğimizde. Yani bizim bölge merkezlerimiz vardı daha önce. Genel merkezimizin şu ankını unutmaz da eskiden genel merkezlerimiz gibi bölge merkezlerimiz vardı. Evet. Mesela bizim bir Avusturya bölge merkezimiz, Avusturya bölgelerimizin bölge merkezi, Hollanda'nın bölge merkezi, Belçika'nın bölge merkezi ve Almanya'da birçok bölgelerimizin bölge merkezleri. Gerçekten böyle baktığımızda içerisinde İslami ilimler, hafızlık kurumu, ana sınıfları, idari hizmet yürüten yerleri, gerçekten çok büyük bir aşkla, şevkle böyle bir bölgemizde de tabii ki biz bölgemize geldiğimizde kardeşlerimizle beraber böyle ortaya koymuş olduğumuz bir eylem planımız vardı. Kısa, orta, uzun vadeli ne yapabiliriz diye kendi yönetim kurulunda kardeşlerimle böyle bir kendimize 3 yıl uygulanabilir bir 6 yıllık plan yapmıştık. Bunun içerisinde de bir Düsseldorf merkezli bir bölge merkezimizin olmasını çok arzu ettik. Çok istedik ama bugüne kadar nasip olmadı. Unutmuş değiliz tabii ki. İnşallah diğer bölgelerden Düsseldorf bölgemizin eksi olan yeri bir bölge merkezimiz yoktur ama baktığımızda diğer bölgelerle çalışmalarımıza Düsseldorf bölgemizin artıları da çoktur. Özellikle ben gençlerimizin de takip ettiğine inanarak özellikle Düsseldorf bölgemizin heyecanlı bir gençliği vardır. 90'lı yıllarda hep Avrupa birinciliğini almış, hep Avrupa'da öncü olmuş. Bilgi yarışmalarında, hutbe yarışmalarında, işte Kur'an yarışmalarında, özellikle biraz önce söylediğiniz organizalarda, işte Düsseldorf'tan birini alo dediğin zaman, işte Amsterdam'da birisi alınacak dediğin zaman 5 dakika sonra yola çıkmış olarak gençlik teşkilatımızı gördük. Gençlik teşkilatımız bu konuda diğer bölgelere baktığımızda çok mobilizeli, kabiliyetli, özellikle gençlerimizin bu şekilde olduğu hep Düsseldorf bölgesini diğer bölgelere biraz daha bir adım daha önde götürmüştür. Tabii ki şu an yine biz eğitim çalışmalarımızda, irşat çalışmalarımızda, hafızlık kurumumuzda, kurumsallaşmayla, yeniden bir yenilenmeyle beraber teşkilatımızın idari noktada şu an biz yine baktığımızda Avrupa'daki diğer bölgelerle hemen hemen yukarılardayız yani sonuçta. Tabii ki bizim yine mali ibadetler çalışmalarımızı da Allah'a hamdolsun teşkilatımız, özellikle bölgemizde bize destek veren kardeşlerimiz bizi hep ön saflarda tutmuştur. Biz tabii ki bunu bir başarı olarak veyahut da kendimize bir pay çıkarmak için değil, bu Allah Celle Celaluhu'nun bize bir yardımıdır, Allah Celle Celaluhu'nun bize bir lütfudur diye bakıyoruz. Bu manada Düsseldorf bölgemiz diğer bölgelerden böyle artılı eksili ama eksimiz birse artımız 5'tir yani sonuçta. Düsseldorf bölgemizin böyle bir güzelliğini de söyleyelim. Sorunuzu da bu şekilde cevap vermiş olayım. Allah razı olsun başkanım. Beklediğiniz cevap oldu mu yani? Oldu başkanım, Allah razı olsun. Şimdi başkanım, bizim bir müzik bölümümüz var. Müzik derken ezgi ve marş seslendiriyoruz. Müsaadeniz olursa tabii, bir marş biz seslendirelim. Bu konuda şunu söylüyoruz. Bölgemizdeki gençliğimizin zaman içerisinde gençlik çalışmalarımıza gittiğimde ben gençlere şunu soruyorum. Necip Fazıl'ı tanıyan var mı diyorum. Necip Fazıl Kısaküre. Yok. Böyle çok ama bizde şiir, edebiyat,
marş, yani bizim geleneğimizde olan bir şey ama gençlerimiz bunu unutuyor. Hatta Muhittin Bey'le bu konuyu görüşürken de, hatta genel merkeze de geçen bir sohbetimiz sırasında, biz de bir YouTube kanalımız olacak ama bizimki farklı olacak. Haber olmayacak. Bizim kanalımızda daha çok gençler olacak. Marş olacak, ilahi olacak, zaman içerisinde bizim kültürümüze yönelik türküler olacak. Mesela İnşallah bizim hocam. Güzel türkülerimiz var. Sakarya türkümüz, evet. İşte ondan sonra bir sürü Çanakkale türkümüz. Yani bir sürü bizim gençlerimizin de bilmesi gereken türkülerimiz var, geleneğimiz var. Bunları da gençlerimize bu manada hatırlatmanız lazım. Yani bu arada İnşallah. Tabii ki... Bugün türkü de söyleyebilirsin sonuçta, yani böyle bir Çanakkale'den falan. Arkadaşlar başkanımızdan müsaade aldık, duydunuz haftaya. Yani, farklı konuda, bir repertuarla. Yani o konuda da rahat olun. Tabii gençlere özellikle temel esaslarımızdan taviz vermeden gençlerimize mesajlarımızı vermemiz lazım. Evet. Şimdi başkanım, o zaman müsaadenizle az önce ifade etmiş olduğunuz gibi bizim ciddi manada değerlerimizden bir tanesi Hasan el-Benna'ya ait olan sözleri. Güzel bir ezgimiz var sevgili Ömer Karaoğlu abimizin şehit türküsü. Onu seslendirmek istiyoruz müsaadenizle. Tabii, evet. Buyur. Müziği alalım arkadaşlar. Masa üstünde İbrahim kayıtlıydı. Masa üstünde bıraktım oraya. Şehit türküsü diye. Evet. Sevdasız olmaz, sevdasız olmaz, ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları koyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız,
kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Ah binlerce, binlerce canım olsaydı der. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyup zindan etseler, davamın önüne geçemezler. Karanlık ölür, zulümat ölür ve gözler önünde bir gün ölüm de ölür, ölüm de ölür. Anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit, sevda, şehadet nedir, nedir? Karanlık ölür, zulümat ölür, gözler önünde ve ölüm ölür. Karanlık ölür, zulümat ölür, gözler önünde ve ölüm ölür. Anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit, sevda, şehadet nedir? Soludum kabri mahşer anı, ümidi, şehidi ve sevdayı. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Ah binlerce, binlerce canım olsaydı der. Anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit, sevda, şehadet nedir, nedir? Evet. Bizim teşkilat programlarımızda da Ömer abimizden çokça dinlediğimiz, gerçekten nadide eserlerden, yıllardır dinliyoruz ve eskimeyen bir eser bizler için. Onu da seslendirmiş olduk. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Güzel oldu yani. Bizi teşekkür de ederiz. Eskilere götürmüş oldunuz. Allah razı olsun. Ömer abiye de Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin diye dua ediyoruz. Başkanım, biz biraz da bireysel hususlara geçmek istiyoruz esasen. Daha sonrasında Hasene ile alakalı bölümümüz var. Fakat biraz sizin özel hayatınızla alakalı bazı şeyler soracağız size bu bölümümüzde. Sporla ilgileniyor musunuz? Takım tutuyor musunuz mesela? Tabii şimdi gençler olunca gençliğimizde takım tutardık. Yani sonuçta Türkiye'de bizim yaşımızda veyahut da bizim gençliğimizde olanlar, evet, o zamanlar ki insanlara etkileyici veyahut da insanları en fazla yönlendiren spordu yani sonuçta. Evet. Bir takım tutardım ama Allah'a hamdolsun 1996'da ilk haca gittim. Bugünden sonra futbolda oynadım. Ama ondan sonra futbolla ilişkim pek kalmadı yani. Evet. Ama spor yapıyorum. Gençlere tavsiye ediyorum. Her gün bir böyle 40 dakika, 50 dakika bir yürüyüş yapsınlar. Gençlerin mutlaka spor yapması lazım. Takım isim vermeyeyim ama şu an milli takımı tutuyorum. Almanya'nın milli takımını da tutuyorum. Almanya'yı da tutuyorum. Ama birçok genç Almanya'da yaşamasına rağmen şimdi bakıyorum Almanya İspanya oynarken favori İspanya diye İspanya'yı tutuyorlar ama ben Almanya'yı tutuyorum. Sonuçta bu manada da tabii ki futbolda zaman olursa hobi olarak arada oynamaya gidiyoruz ama. Şu anda liglere malumunuz liglere de bir ara verildi fakat bizim şubelerimizde de mesela bazen bazı şubelerimizde canlı işte futbol maçları falan izleniyor. Bu manada gençlerimizin fanatizmle alakalar olduğunu düşünüyor musunuz? Yani fanatizm bize zarar veren bir olgu esasen. Bu noktada kardeşlik, efendim, kardeşliğe halel getirecek bir durum oluşuyor mu sizce?
Ben tabii futbol veyahut da futboldan çok uzağım yani uzun bir yıllar. Ama şu an gördüğüm kadarıyla veyahut da bizim evden bana yansıdığı, sonuçta bizim evde de iki tane delikanlı var. Eskiden biraz daha futbol çok konuşulur, bakılırdı ama son zamanlarda futbol çok konuşulmuyor. Demek ki şunu anlıyorum, gençlerin artık dünyasında sosyal medya veyahut da sanal oyunlar daha fazla girmiş. Tabii ki ben gençlerimizin böyle bir takım futbol oynamalarını tavsiye ediyorum. Bir takım da tabii ki tutabilir ama böyle bir fanatizm artık futbolda ilgili fanatizm yavaş yavaş tahmin ediyorum kırılmış olması lazım. Çünkü insanların veyahut da gençlerin daha çok sanal oyunlarla ilgilendiğini müşahede ediyorum. Çünkü zaman içerisinde bizim lokallerimize gittiğimizde de daha çok maç bakanlar çok olurdu, futbol maçı bakanlar. Ama son zamanlarda çok az görüyorum bu manada. İlgi alakanın çok az olduğunu görüyorum. Ama ben gençlere tavsiyem spor yapsınlar. Özellikle evli olan genç kardeşlerimiz mutlaka eşleriyle günlük böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik Almanya'da güzel, özellikle bizim yaşadığımız bu bölgede de güzel yerler var. Her şehrin güzel yürüyüş parkurları var. Buralarda yengelerimizle, evlatlarımızla beraber yürümelerini tavsiye ediyorum. Ben her gün yapıyorsunuz herhalde onu. Ben her gün fırsat oldukça 5 kilometre, 6 kilometre yürüyorum. Maşallah başkanım. Evet, bu Remscheid'de ve daha öncesinde esasen gençlik yıllarında bir futbol takımıyla alakalı bir hatıranız var. Var tabii ki. O zamanlar gençler daha çok futbola ilgiydi. Yani benim bu söylediğim 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başıdır. Veyahut da 90'lı yılların, 2000'li yılların başıydı. Tabii ki biz o zamanlar teşkilat içerisinde şu ankından biraz daha farklı gençler vardı. Gençlik yapısı vardı. Gençler sağa sola gidiyorlar. Remscheid'de de her kurumun futbol takımı var. Bizim gençlerimiz var, böyle çok sevdiğim gençler. Soruyorum işte falan yerde top oynuyor, bilmem falan yere gidiyor. Bir gün başkana dedim ki ya biz bu gençlere de bir takım kuralım ya. Bunlar da bir çalışma yapsınlar. Bak dedim şu gençler gidiyor. Olsun dediler. İşte gittik biz bir kuruma. Sonra o kurumu da kendimize, camimize aldık, bu ferayını da. Maşallah. Onu da getirdik komple yönetimiyle beraber. Sonra arkadaşlar devam ettirmediler. Bu Bektaş kardeşimiz dedi mi? Biraz önce bizim sekreterimiz. Tabii bizim imkanlarımız kısıtlı. Yani imkanlarımız gerçekten zor. 2-3 arkadaşımızla beraber yardımcı oluyoruz. Türkiye'den getiriyorum malzemeleri. Bektaş kardeşim bana dedi ki abi forma yaptıracağım. Evet. Benim formama benim isim yazdı dedi. Bektaş iyi bir kaleci. Maşallah. Seviyorum da motive olsun diye. O zamanlar isim yazmıyor. Şu an yazıyor futbolcuların ismi. Evet. O zamanlar yazmıyor. Gittim bir yere sipariş verdim. Dedim ki bir tanesine Bektaş Köroğlu yazacaksın dedim. Formanı önerdim. Formaları almaya gittim. İzine yaklaştık. Baktım bizim 28 tane formanın tamamında Bektaş Köroğlu yazıyor. Firma ismi gibi oldu artık. Firma ismi gibi oldu. Ya dedim ben bir tane söylemiştim ya. Böyle gençlerimizi o günlerde işte böyle teşkilatımıza tutalım diye. Ama Allah hamdolsun o günkü bizim gençlerimiz, futbol oynayan gençlerimiz Allah şahittir. Şu an hatta bizim cami başkanımız da o top vesilesiyle bizim camimize gelen birçok gencimiz. Biz topu araç olarak, amaç olarak değil, araç olarak gençlere tavsiye ederdik. Bizim maçlardan önce mutlaka namazlarımız kılınırdı. Tesettüre uygun sahaya çıkılırdı. Böyle bizde ahlaka uygun olmayan hiçbir futbolcu biz almazdık. Yani sonuçta usul ve prensipler uyacak ama biz aşağılarda olalım derdik. Ama hiç de aşağılarda olmazdık. Hep başarılı bir performans yürütmüştü yani takımımız. Önce B'den C'ye, C'den A'ya çıktı böyle bir. Ama tabii o süre sonra biz genel merkeze gidince gençlerle, futbolla da şeyimiz kopmuş oldu. Bu şekilde birkaç anımız oldu yani. Elhamdülillah. Başkanım şimdi hiç olmadığı kadar insanların artık evlerinde geçirdiği bir süreci geride bıraktık. Şu anda artık bu koronavirüs vesilesiyle önlemler yavaş yavaş hafifletiliyor. Fakat hala tedbiri elden bırakmıyoruz malumunuz. Sizin bu noktada, biz sizin teşkilatta çok aktif olduğunuzu biliyoruz. Dinamizminizi görüyoruz bu noktada. Bu süre içerisinde teşkilat çalışmalarından dolayı fırsat bulamayıp da evde yapmak isteyip de yapamadığınız herhangi bir şeyi hayata geçirdiniz mi? Ya ben şuna zaman bulamıyordum. Bu süre içerisinde, evde kaldığım süre içerisinde şunu yapabildim. Şükürler olsun dediğiniz bir şey yaşadınız mı geçtiğimiz süre içerisinde?
Tabii ki yani sonuçta biz de bir ailemiz var ama dediğin gibi hem iş hem teşkilat Allah'a hamdolsun şikayet olarak değil. Evet. Ama yoğun bir çalışma tempomuz vardı. Mesela ben uzun yıllar yani böyle bir iki gün değil arkadaşlar yani sonuçta işte evet. Bugün gittin yarın gittin değil yaklaşık 30 yıla yakındır aktif teşkilattayız yani aktif evet. Böyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki vardı sonuçta ailece bir gezmeyi, ailece kahvaltı yapmayı, ailece Kur'an okumayı. Mesela benim gençlik yıllarımda bunu da gençlere anlatayım müsaade edersen. Buyurun. Ben Almancam sonradan geldim. Almancayı sadece kendime yetecek kadar mesela yolda kaldığım zaman gidecek kadar Almancam var. Evet. Veyahut da doktora gittiğim kadar derdimi anlatacak kadar Almancam var ama böyle çok gramatik değil ama bugün birçok Almancayı bilenlerden de iyi konuşurum yani sonuçta maşallah. Gittiğim zaman yani. Yani Almanya'da çalışıyoruz. Evet. Çocuklar okula gidiyor. Başladılar işte birinci, ikinci sınıf. Şimdi ben Almanca bilmiyorum ama çocuklara her gün okuldan gelince bugün ne yaptınız? Derslerinizi kontrol edeceğim diyorum. Çocukların her gün o okulda yapmış olduğu dersleri kontrol ediyoruz. Ve belli bir zaman sonra bizim evimizde Salı ve Perşembe ilmihal dersimiz vardı. Salı evet. 19'da, Perşembe'de 19'da, akabinde de Yasin okurduk ailece. Tabii sonra çocuklar büyüdü. Bizim yoğunluğumuz derken bu çocuklar da büyüdükten sonra bu gündemden düştü. Evet. Ama bir İslam ilmihalini çocuklarla beraber bitirdik. Bu büyük hadis 70 veyahut da 70 hadis diye bir hadis kitabını beraber bitirdik. Çocuklarımız okurdu. Mesela benim iki tane büyüklerim Türkçeleri çok iyidir çünkü hep onlar okuyordu. Günlük iki sayfa, üç sayfa. Cuma günleri haçlık verirdim okula gitmeleri için. Büyük para değil, 5 lira ama derse katılana 5 lira verdim. Derse bir gün katılmayana 4 lira. Veyahut da iki katılmamışsa 3 lira. Böyle bir şeyimiz olurdu. Bu alışkanlığımızı bu süreçte tekrar 2 aydır artık bizim evde okuma saatimiz oldu. Okuma ders saatimiz oldu. Evet. Ailece artık 5 vakit namazı dışarı çıkamadığımız için cemaatle kıldık. En çok özlediğim mesela ailece yürüyüş yaptık. Yani sonuçta belki çok sizin için normaldir ama bizim için normal değildi mesela. Evet. Denk olmuyordu veyahut da ne bileyim ailece oturmayı, ailece çocukların ne yaptığını mesela bir bakayım dedim. Yani bu çocukların özellikleri ne istiyorlar böyle. Bugün dedim ki kızım bugün sana aitiz. Bugün gündemi sen belirleyeceksin. Ha, bunda bir test amaçlı yaptım yani sonuçta eğilimi nedir diye. Evet. Baktım o farklı bir yönü var. Oğlumun farklı bir yönü var. Hatun bugün eşim bugün gündemi sen yapacaksın dedik. Her gün böyle bir gündem yaptık. Ama tabii ki bizim bu süreçte boş kalmadık Ali kardeşim. Sonuçta günlük biz her gün şubelerimizin şayakalarına online bağlandık. Eğitimlere online bağlandık. Genel merkez her gün hem teşkilatlanma başkanlığımız hem de bölge başkanlığımız her hafta bölge başkanları mesela bizim 6 haftada bir yapmış olduğumuz bölge başkanları toplantısı hemen hemen her hafta yapılır oldu. İşte merkezde takiplerimiz, resmi kurumlarla takiplerimiz. İlk zamanlar evdekiler de birazcık rahatsız oldu telefon trafiğinden. Ama daha sonra alıştık. Tabii ki izleyen kardeşlerimize de veyahut da size de tavsiyemiz şu olsun. Bu süreç bitecek. Biz tekrar eski günlerimize döneceğiz inşallah. Bu manada zaman zaman tabii ki bizim en çok istediğim, özlediğim, yapmak istediğim ailece okuma tekrar sistematik bir şekilde başlattık. Elhamdülillah. Başkanım size şahsi bir soru soruyoruz. Lafı döndürüp dolaştırıp tekrar teşkilatla açıklıyorsunuz bize. Allah razı olsun. Gerçekten çalışmalarınızdan dolayı Rabbim mutlaka hayırlı bir mertebeye sizi taşıyacak ama daha hayırlı mertebelere ulaştırsın inşallah. Başkanım şimdi bizim bir hasene köşemiz var. Bununla alakalı sizin de yakın zaman içerisinde Kenya'ya gittiğinizi biliyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar fotoğraflar video mu? Video ile başlayalım. Bir video izleyelim. Gittiğiniz organizasyonla alakalı. Ondan sonra üzerine konuşalım inşallah. Evet. Ben genişletilmiş toplantıda Mehmet Kurulay abimizden dinlemiştim gezinizi. Gerçekten insanı duygulandıran bu çalışmaların neden özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bir gerçekten çalışmayı bizlere aktardı. Şöyle fotoğraflara bakalım. Önce o zaman fotoğrafları izleyelim. Ondan sonra videoyu bakalım inşallah.
Evet başkanım, burada zannediyorum. Şimdi tabii ki ayakkabılar elinizde. Şöyle iki kelimeyle Allah hamdolsun teşkilatımız bu konuda mağdur ve mazlumlara her konuda yardımcı oluyor. Biz gençlik yıllarımızda veyahut geçmiş yıllarda da teşkilatımızın birçok kampanyasını özellikle savaş sonrası Balkanlardaki işte kurban organizasyonu, kumayı organizasyonu yapmayı nasip etti Cenab-ı Allah. 6 yıl Balkanlardaki organizeyi sorumluluğunu yaptım. 6 yılda Türkiye'de, cennet vatan Türkiye'mizdeki 2008 yılı itibariyle 6 yılda Türkiye'deki kurban organizasyonunu takip ettim. Teşkilatımızın kumayı organizasyonu. 2-3 defa da Afrika'ya gönderildim. Bir de Latin Amerika'ya, Kolombiya'ya burada teşkilat çalışmaları yapmak üzere genel merkezimiz hem kurban hem de teşkilat çalışmaları yapmak üzere gönderdi. Ama en son geçen yıl, tabii ben bölgeye geldikten sonra bu tür çalışmalara çok dahil olmadım. Çünkü bizim bölgedeki işlerimiz yani haftalık, günlük, aylık, saat itibariyle takip etmemiz gereken işler var yani. Yani prensipli, usulle, disiplinli bir şekilde bu işleri yapmamız gerekiyor. Geçen yıl normal şartlarda biz Avustralya'ya vize için müracaat etmiştik. Avustralya'ya gidecektik tatile. Çünkü biz aynı zamanda çalıştığım için ben her zaman istediğim gibi saat zamanda alamıyorum. Vizeye müracaat ettik. Bütün arkadaşların vizesi geldi. Benim vizem gelmedi. Bana vize takıldı. Son gün bana vize verildi. Genel merkezimizle Allah razı olsun teşkilatlarına başkanlığımız bizi Kenya'ya gitmemiz görevlendirilmiş. Ülke sorumlusu olarak Kenya'ya gittik. Tabii ki Kenya'ya giderken iki tane iş adamımız, bir bölge icramızdan bir kardeşimiz, bir de çekim yapmak üzere gittik. Bu konuyla alakalı şöyle bir müsaade ederseniz. Zekat müşavirliği yaptık. Zekat müşahitliği yaptık. Burada bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Genel merkezimiz özellikle zekatla ilgili çalışmasını bir kurumsallaştırdı ve artık bir projelere destek veriyor. Bu manada geçmiş yıllarda zekattır, kumanyadır gidip dağılıp geliniyordu. Ama artık orada partner kuruluşlarla görüşerek kalıcı hizmete dönüştürülüyor. Kenya'da da bize 5 tane proje vardı takip edilmesi gereken. Bir 90 aileye koyun dağıtılacaktı. Keçi dağıtılacaktı. 90 aileye 5'er tane. İşte bunları büyütecekler, sütünü verecekler, sütünü yiyecekler, sayısını artıracaklar. Artık bir başkasına muhtaç olmayacaklar. Yine bir dul bayan bakkal çalıştırıyormuş. Malzemesi bitmiş. Bunun bakkalı alışverişle doldurulacak. Bundan sonra artık oradan o geçimini temin edecek. Ve insanlara fayda olacak. Yine bir ilim yapmak isteyen bir öğrencinin eğitim ihtiyacı karşılanacak. Bir de bir yaşlı kadın vardı. Hiç kimsesi yok. Ortada kalmış. Ama görmüyor. Buna kalacak bir ev yapılacaktı. Biz bu projelere gittik. Orada takip ettik. Tabii ki biz oraya zekat 2019 zekat müşahidi olarak, zekat gözlemcisi olarak gittik. Allah'a hamdolsun gittiğimizde şunu gördük. Teşkilatın ne kadar bu konularda hassas olduğunu, teşkilatın bu konularda ne kadar projeleri yakından takip ettiğini, her projeye okey vermediğini ve artık insanlara balık yemeyi değil, balık tutmayı öğrettiğini de görmüş olduk. Kenya'da biz bu projeleri tabii ki takip ettik ama biz gittiğimizde Kenya'da hava 12. ayda, Kenya'da artık bahar zamanıydı, yağmurun çok yağdığı. Bir de şunu gördüm ya, insanlar gerçekten Allah Celle Celaluhu insanlara sonsuz nimetler bahşetmiş ama dünyadaki kapitalizm veyahut da dünyadaki şer güçler insanları raptırap altına almıştır ve insanlığı sömürüyorlar. Yani Kenya baktığımızda Müslümanların %10'u Müslüman, %90'ı gayrimüslim ama kendi aralarında çok iyi anlaşıyorlar. Kendi aralarında bir sıkıntı yok. Müslümanların milletvekilleri var, belediye başkanları var. Çok rahat bir yaşam biçimleri var. Altın üretiliyor ama İngilizler işletiyor. Orayı İngilizler yönlendiriyorlar. Bu manada gittiğimizde burada insanlar saatlerce o coin almak için bizi bekliyorlar. Biz dedik ki buraya gitmeyeceğiz dedik. Hani dedin ya bu uzak bir yer. Evet. Gidilmesi de uygun değil. Merkeze de istişare yaptık. Çünkü yağmur yağmış, yollar yıkılmış, sel olmuş. Yani 2,5 saat arkadaşlarımızla 2,5 saat bu suyun içerisine gittik ve belden aşağısı su olan yerler de vardı.
Az önce evet resimlerde de gördük. He. O arkadaşlar o traktörün su içerisinde gömülü olduğu fotoğrafı bulabiliyorsak evet. Sonra bize dediler biraz da tekneyle gideceğiz. Yani bir 40-45 dakikada tekneyle. Ben zannettim hani tekne böyle sandal gibi bir şeye bineceğiz. Bizim orada biz tabii Anadolu'da yetiştik. Böyle hayvanlara su vermek için böyle bir ağaçtan oluk yapılır. Öyle bir şeyin içine bindik ama şimdi ben inmek istiyorum, inemiyorum dedi. Ağaç kovu gibi bir şey herhalde. Evet, yanımızdaki arkadaş da, iş adamımız da o da inmek istiyor. Adam bizi orada bekliyormuşlar tabii ki, bu adam da burada bizden kazanacakmış herhalde. Adam bizi bindirdi, gidiyor. Ya git git bitmiyor. Bir dediler ki çok tehlikeli bir su burası. Yani burada her çeşit hayvan vardır. Dediler, öyle bir yolculuk yaptı. Orada indikten sonra da 10 dakika motorla gittik. Motora bindik, arkasından aldılar götürdüler. Böyle bir Kenya'da bunun için anlattım. Belki bugün bize bu teşkilata veyahut bu kurumumuza yardımını verenler vermiştir ve sorumlulukları bitmiştir. Evet. Bir de bunun asıl dağıtım bölümü asıl sıkıntı burada. Sonuçta bunu bulacaksın, vereceksin, yerine vereceksin ve bununla ilgili çok talep var. Herkesin gönlünü yapacaksın ve bunu aldığın kalemi yerine kullanacaksın. Bu manada ben özellikle bugüne kadar teşkilatımıza destek veren, yardımlarını esirgemeyen, başta idarecilerimize, cemaatimize, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine Allah bir razı olsun. Hayır ayındayız. Yine bir fitre zekat kampanyamızın olduğu bir günlerin içerisindeyiz. Bu manada özellikle gençlik teşkilatımızın lokomotif olmasını arzu ediyorum. Gençlik teşkilatımızın, özellikle bizi dinleyen genç kardeşlerimizin her birilerinin bir zekat müşahidi, bir zekat memuru olarak görev yapmasını rica ediyorum. Bu konuda çekinmeyin gençler. Bu konuda üzülmeyin. Bu konuda gevşemeyin. Çünkü biz Müslümanların mali ibadetlerini yerine getirmek üzere bu yardımları, bu zekatları istiyoruz. Bununla ilgili şimdi şu da söyleniyor. İşte yakınlarıma veriyorum. Resimde gözüküyor. Bu kadın görmüyor. Hiç kimsesi yok. Böyle sokağın ortasında kalmış. Bu bilmiyorum arkadaş, şu an resimde görülmedi. Küçük bir barakada bir yeri var. Biz bunun hemen orada ona iki odalı bir yer yaptık, bitirdik. Sonra da resimleri de bize geldi. Merkezimize teslim ettik. Bu manada gençlerimizin, hiçbir Avrupa'da yetişen gencimiz kimsenin 10 liralık fitresine ihtiyacı yok. Ama her gencimiz bunu bir ibadet şuuruyla, her insanın mali ibadetini yerine getirmek üzere her insanın 10 liralık fitresini alacak ve şu an sizi bekleyen, bizi bekleyen dünya mazlumlarına ve özellikle Avrupa'da eğitim gören gençlerimize destek vermek üzere Müslümanların mali ibadetlerini yerine getirmesine yardımcı olacağız. İnşallah. Biz teşkilat olarak insanımızın beşikten mezara kadar en güzel şekilde ibadetlerini yerine getirmesini arzu ediyoruz. Ve bu manada da gece gündüz çalışıyoruz. Tabii ki şu da söylenebilir. Ya bunlar çalışıyor. Biz bunun için çalışıyoruz. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için. Çünkü yeryüzünde Müslümanlar Allah'ın halifeleridir. Biz yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu görevi, sorumluluğu yerine getirmek üzere gayret ediyoruz. Cehd ediyoruz. Gece gündüz gayret ediyoruz. İnsanları iyiliğe çağırıyoruz, hayra çağırıyoruz. Kötülüklerden uzak olmalarını istiyoruz. Niye? Ya Cenab-ı Allah bize bir ömür vermiş. Bu ömür kısa bir zaman içerisinde. Bunun yaşı 30 olur, 40 olur. Allah rahmet eylesin. Ömer hocamız bizim en son burada Mevlana şubemizin programına gelmişti. Evet. Geldikten sonra da hatta 8 Nisan'da bizim haçta bir resmimizi paylaşmış. Bir de yazışmıştık. Başkan resmini paylaşıyorum, dua et bugün diye. Bir de yazışmıştık. Bak hiçbir şey yoktu. 50 küsür 52 yaşında Hakk'a yürüdü. Onun için bu işlerin yaşı yok. Bu manada biz teşkilat olarak, kurum olarak İnsanların beşikten mezara kadar nasıl İslami ilimler, ana sınıfı, yetişkinler, orta öğretim, gençlik, cuma namazı, cenaze namazı gibi ibadetlerini yerine getirmek için ne kadar canla başla kurumsal olarak çalışıyorsak insanların mali ibadetlerini yerine getirme konusunda da gayret edeceğiz. Bu manada bütün gençlerimiz seferber olacak bölgemizde. Allah nasip ederse kapısını çalmadığımız, dokunmadığımız iş adamımız, üyemiz veyahut da selam verdiğimiz her gence bu mali ibadeti hatırlatacağız. Bu mali ibadeti siz kendinize istemiyorsunuz. Mazlumlara istiyorsunuz, mağdurlara istiyorsunuz ve özellikle de Müslümanların mali ibadetini yerine getirmek için kolaylık sağlıyorsunuz. Bu manada ben teşkilatımızın bu işi gerçekten bir profesyonelce,
bir devletin yapamadığından daha güzel yaptığı kanaatindeyim. Çünkü bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu talep etmek için söylemiyorum. Hem organizasyonda bulundum, hem dağıtımda bulundum. Hem de şu an bölgemizde bu işin birinci derecede sorumlusu olarak biz bugüne kadar hangi kalem nereye gelmişse oraya kullandık. Hatta birçok kardeşimiz de bu konuda daha çok fedakarlık, daha çok gayret ettik. Bu manada ben kardeşlerimizin bu mübarek ayda, mübarek bir vakitte fitre zekatlarını teşkilatımıza vermelerini ve özellikle de idareci kardeşlerimizin de veyahut da bugün şu saatte bizi dinleyen kardeşlerimizin de her kardeşimizin bu duyuruyu aldıktan sonra emri bir maruf nehyenil münker olarak kendilerine bir görev addederek İslam Top Milli Görüş Teşkilatları'nın şubelerinde Hasene kurumumuzun fitre zekat kampanyasına destek vermelerini arzu ediyorum. Bu konuda da çalışma yapmalarını rica ediyorum. Allah razı olsun başkanım. Şimdi bu yapmış olduğunuz organizasyonla alakalı bir videomuz var. Onu arkadaşlar hazırsa bir paylaşalım. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Pasagaş şehrindeyiz. Burada bir hanım kardeşimizin genel merkezimize müracaatı olmuş. Özellikle geçimini temin etme konusunda. Bu arkada görmüş olduğunuz yer marketiymiş. Burada satış yapacakmış. Marketi oluşturmuş. Fakat içerisini dolduracak bir şey yokmuş. Genel merkezimiz de bunu değerlendirerek bu hanım kardeşimizin hem sürekli geçimini sağlamak hem de burada insanlara faydalı olmak üzere bu markete doldurma kampanyası dahilinde biz de bugün buradayız. Alışverişlerimizi yaptık. Bu markete doldurduk. İnşallah bundan sonraki süreçte bu İkra kardeşimiz, bacımız burada bir yetimiyle beraber inşallah hem kendi rızkını temin edecek hem de çevresindeki insanlara faydalı olacak. Bu minvalde Hasene Derneğimize çalışmalarına destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geçtik mi? Videoyu izledik. Bu en son izlediğimiz dükkanda bir alışveriş zannediyorum yapılmış. Onun hocam bu bununla alakalı şunu söyleyeyim. Bu hanım kardeşimizin hatırladığım kadarıyla 3 tane yetim çocuğu var. Bakkal çalıştırıyor. O köyün bakkalı yani o mahallenin. Evet. Tabii ki burada insanlara şimdi bunu anlatmak başka bir şey, yaşamak başka bir şey. Şimdi gerçekten desen ki ya işte insanlar hiçbir şey yok desen Mehmet Akif biraz önce gösterdiğimiz genç buna inanmaz. Çünkü yokluk varlık içerisinde büyüyenler yokluk içerisinde büyüyenleri bilmez. Mümkün değil. Bu hanım kardeşimiz bir bakkal çalıştırıyormuş ama bakkalda herkes veresiye vere vere bakkal bitmiş.
ortada kalmış. Biz de dedik ki buna bu projeyi merkeze sununca biz bunun bakkalını doldurduk, alışveriş yaptık. Yani dedik bundan sonra ticaret yapacaksın ama veresiye vermeyeceksin. Çok enteresan. İnsanlar geliyor, yiyecekleri yok. Benim burada var, ne yapayım? Yani yokluktan veriyor yani sonuçta. Olmayan bir şeyden insanlara tanzim ediyor veyahut da ikram ediyor. Bu manadaki teşkilatımız şunu da müşahede ettim. Biz arkadaşlar az çalışsak da, biz bu teşkilatta gayret etmesek de, yeryüzündeki Müslümanların duası olduğu müddetçe İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları, ben inanıyorum ki insanlara hizmet etmeye devam edecektir. İyiliği, güzeli yaymaya devam edecektir. Gelin bizler de gayret edelim. Bizler de üzerimize düşen herhangi bir birim olabilir, cemaat olabilir veyahut da bir herhangi bir üyesi olabiliriz. Elimizden geldiği kadar gayret edelim diyorum. Hele ki içinde bulunduğumuz Ramazan ayında yaptığımız hayırların kat ve kat fazlasıyla yazıldığı zaman içerisindeyiz. Ramazan'ı fırsata dönüştürme anlamında gerçekten güzel bir zamandayız. Rabbim inşallah bunu herkesin bu şuurla hareket etmeyi herkese nasip eylesin. Abi. Başkanım, son olarak bir daha chatte bize yazan arkadaşlarımıza bir selam verelim. Akabinde inşallah son sözü inşallah tekrar sizinle kapatacağız. Bilal Vural, çok güzel sunum ve program, Rabbim hizmetlerinizi ve başarınızı arttırsın demiş. Allah razı olsun. Turgut Ekici, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Metman Şube'den selamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Arif Tüzen'den hayırlı yayınlar demiş. Sağ ol Arif kardeşim. Evet, Aytaç Yakut, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar başkanım. Cemal Bayram, Bayram başkanımıza ve orada bulunan yayın ekibine selamlar demiş arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Tarip Toklu hocamız, geçen hafta yine yayınımıza bağlamıştık. Duisburg Mevlana Camii'nden selamlar, hayırlı sahurlar. Rabbim hizmetlerinize başarılar nasip eylesin inşallah. Başkanım, hocam Allah razı olsun. Evet, Ahmet Koçucu abimiz, Bektaş Köroğlu abimiz, Hüseyin Yıldırım, hepsinden Allah razı olsun yazan herkesten. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik başkanım. Allah nasip ederse bu ekran artık bizim. Bundan sonra yine ilerleyen zamanlarda sizi yine tekrar davet edeceğiz Allah nasip ederse. Bizlere, gençlerimize, bizi izleyenlere son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım inşallah. Evet, ben gençlerimize, kardeşlerimize özellikle içerisinde bulunmuş olduğumuz ayın kadirini, kıymetini bilerek daha çok Kur'an'la haşır neşir olmalarını, özellikle orucu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurmuş olduğu gibi sadece midemizle değil, tüm vücudumuzla orucumuzu tutmamızı, özellikle daraldığımızda, kırıldığımızda rahatlamak için mutlaka ibadetlere, Kur'an'a dönmemiz gerektiğini gençlerimize tavsiye ediyorum. Özellikle gıybetten, yalandan, küfürden, boş işlerden, özellikle bizim şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz dünyada insanların dünyevileşmiş olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Yani insanlar dünyevileşti. Yani evet. İnsanlar dünyevileşirken biz de bu insanlarla beraber biz de yavaş yavaş dünyevileşiriz. Bu manada bizim sadece farkımız biraz daha Kur'an'a, Allah Celle Celaluhu'ya biraz daha ibadetlere düşkün olmamız ve insanları da bu yönde yönlendirmemiz olacaktır. Ben Müslümanların, özellikle milli görüşçü gençlerin musibeti rahmete çevireceğine inanıyorum. Bu manada bu süreçte özellikle iyiliğin yayılması, kötülüğün ortadan kalkması için teşkilatlarımızda, şubelerimizde planlı, programlı bir şekilde çalışmalara dahil olmalarını rica ediyorum. Bu süreç gelip geçecektir. Bu süreçle ilgili hem genel merkezimiz, hem bölgemiz, hem şubelerimiz planlı, programlı bir şekilde çalışmalarımızı takip ediyoruz. Ben kardeşlerimizin bu mübarek vakitleri diyeyim artık. Çünkü belki 5 gün sonra veyahut 4 gün sonra her gecesi Kadir olan bir gündeyiz. Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Gençlerimizin evde kaldığı süreyi gerçekten iyi değerlendirmelerini, bizim en büyük sorunumuzun şu süreçte Müslümanların veyahut da toplumun vaktin, zamanın kıymetini bilmediğimiz kanaatindeyim. Yani vaktin kıymetini iyi bilelim, vakti iyi değerlendirelim diyorum. Özellikle
genç kardeşlerimizden istirhamım, ricam şudur. Dilin süsü zikirdir, kalbin süsü şükürdür. Dilimizden zikrimizi, kalbimizden şükrümüzü eksik etmeyelim. Bu manada da mutlaka kardeşlerime tavsiyem şu olsun. Bakın 16 gün, 17. günündeyiz. Bugün itibariyle sahura kalkan kardeşlerimizin mutlaka 1 saat 45 dakika önce kalkmalarını, abdest alıp mutlaka teheccüd namazına kıldıktan sonra yemeğe inmelerini veyahut yemeğe başlamalarını rica ediyorum. Bu süreçte ailelerine, anne babalarına dua etmelerini istirham ediyorum. Bu teşkilatın önde gidenlerine, bu teşkilatın büyüklerine dua etmelerini istirham ediyorum. Çünkü dua bizim her şeyimiz. Dua bizim her olmazsa olmazımız. Evet. Bu manada kardeşlerimize böyle tavsiyelerimiz olsun. Mutlaka zikrimiz olsun. Zikirlerimizi eksiksiz yerine getirelim. Zaten mutlaka evrat gençlerimiz okuyordur. Camia TV'yi mutlaka gündemlerine alsınlar. Ben bu konuyla alakalı da 2 cümle edeyim müsaade ederseniz. Saat Ramazan-ı Şerif'te saat 13 itibariyle başlıyor. Cuma günleri özellikle Genel Başkanımızın hitabeti. Akabinde Ezan-ı Muhammediye ile beraber saat 2'de de mukabele başlıyor. Ben genç kardeşlerimizin her kesme hitap eden bir yayın yaptığını, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik, aileye yönelik programların olduğu bir camiye TV'mizi hem tıklamalarını, hem beğenmelerini, hem de izlemelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü bu ay içerisinde bulunmuş olduğumuz bu ayın uykusu da sevap, evet, çalışması da sevap. Özellikle böyle sevap ayında kendini boş işlerle işgal etmesinler. Gözlerinin de sevap kazanmalarını istiyorlarsa mutlaka ben hayırlı yayınları, hayırlı sohbetleri, özellikle kendimizi bulacağımız yayınları, Camia TV'mizi izlemelerini istirham ediyorum. Bu konuda da gençlerimizi tekrar hürmetle, muhabbetle bizi izleyen kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar şimdiden Kadir Gecenizin, Ramazan bayramınızın hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederken sizlerden de hepimizin duamız şu olsun. Ya Rabbim sen olmazsan, sen yardım etme, sen kuvvet ve kudret sahibi sensin. İnsanlık bu içine düşmüş olduğu bu virüs belasından kurtulamayacak. Sen bizleri bu virüs belasından en kısa zamanda kurtar. Amin. Çünkü biraz önce de söyledim. Biz musibetleri rahmete çevirmeliyiz. Bu manada şuradan şu dersi çıkarmalıyız. Müslümanız, Kabe'ye gidemiyoruz. Müslümanız, camiye giremiyoruz. Müslümanız, cuma kılamıyoruz. Biz de buradan kendimize bir ders çıkarmalıyız diyorum. Evet. Ali kardeşim, şahsınıza, ekibinize, bu yayında emeği geçen bütün kardeşlerime, bölgem adına, yönetim kurulum adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki biz profesyonel böyle bir ekranda olan birileri değildir. Olur ha. Evet. İzleyicilerimiz de suçu lisan etmişse affola diyorum. Hepinize hayırlı sabırlar diliyorum. Başkanım, ben çok keyif aldım. Allah İnşallah razı olsun. Siz de almışsınızdır. Bizler de Gençlik Teşkilatı olarak davetimize icabetinizden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim çalışmalarınızda başarılar ve yapmış olduğunuz çalışmaların meyvelerini de toplamayı sizlere nasip eylesin inşallah. Başka bir zamanda yine burada sizlerle beraber sohbet etmek üzere, buluşmak üzere diyelim. Evet değerli kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola, şeytanlar başınızdan defola. Hoş kalın, hoşça kalın. Geceniz ve Ramazanınız mübarek olsun. Kendinize ve ailenize dikkat edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şimdi daha iyi anlıyor muyuz? Açlığın korkusu bile titretirken ruhumuzu, o aslında dünyanın dört bir yanında korku değil, gerçekmiş. En zor zamanlar yüreklerdeki imanın gücüyle aşılırmış. İlmin ışığıyla büyüyen çocuklar insanlık için canını siper edip çalışırmış. Her birimizin canı birbirine bağlıymış. Ve herkes kabuğuna çekildiğinde insan her şeyden geçer, vicdanıyla baş başa kalırmış.
İşte bu yüzden sizleri bugün bir kelebek uçurmaya, hayata ve hayra vesile olan bir rüzgar oluşturmaya davet ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar da doysun, korunsun ve kollansın diye İslam en güzel şekilde yaşansın, yaşatılsın, tanınsın ve tanıtılsın diye çocuklar ve gençler eğitim alsın, gelecek aydınlık olsun diye inancın gücü insanlığın yüreğine dokunsun diye zekat ve fitre bağışlarınızı bekliyoruz. Yardımlarınızla Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya dil, din, ırk gözetmeksizin iyiliği ulaştırıyoruz. Şimdi hasene.org adresinden Zekat Fitre kampanyamıza katılın, yüreğinizdeki merhamet evinizin sınırlarını aşsın. Siz de iyiliğe vesile olmak için zekat ve fitrelerinizle bir kelebek uçurun. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.